Efendim merhabalar, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında karşınızdayız. Bugün Trabzonspor'un Beşiktaş'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçını konuşacağız. Sadi hocamız hemen karşımızda, Miraç Özacı hemen yanı başımızda. Sadi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Miraç Özacı sana da yine hoş geldin diyeyim. Her ne kadar çok hocam yakınım da olsan da. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Hocamdan uzun süre bir ayrı kaldık herhalde ya. İyi oldu değil mi? Yok. Biraz süre oldu. 2 hafta oldu en az. O yok diyor oldu. Hocam ya. Ne kadar vefasız olduğunu anla hocam ya. Yani hocam, Miraç. Hoş geldin, öpüyoruz seni hocam. Teşekkür ederim biraz kardeşim benim. Eyvallah. Sağ ol hocam. Şöyle diyelim, öncelikle şöyle diyelim. Karadeniz Fırtınası YouTube kanalı hem kapanışlarda söylüyoruz ama bugün açılışta söyleyelim. Sizin desteğinizde her geçen gün çok büyüyor. Abone olun, abone olmaya devam edin. Yakınlarınızı, dostlarınızı, Trabzonspor'u seven herkesi, Karadeniz futbolunu seven herkesi bize davet edin. Bizimle birlikte olsunlar. O zaman biz büyüdükçe hem daha sağlıklı yayınlarımız olacak hem de buradan bütün Karadeniz takımlarının sesi olmaya, özellikle Trabzonspor'un sesi olmaya devam edeceğiz. Hocam bugün final maçı var. Saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Bizim için Olimpiyat Stadı çok uğurlu. 5 final oynadık. 5'ini de kazandık. Bu 6.'sı. Hemen orayla başlayalım. Nasıl bir final maçı olur? Yani nasıl, gözlemleriniz ne olur? Top sizde. Vallahi ben hemen sözün başında düşündüğümü söyleyeyim. Trabzonspor kazanır diye düşünüyorum. Hiç amasız, fakatsız kazanır diye düşünüyorum. Bunun da gerekçesi şu, hem Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ortam hem de Trabzonspor'un son oynadığı Başakşehir maçı beni çok, bu maç için çok umutlandırdı. Ligin sonu olmasına rağmen, o zamanki maç 4 gün 5 gün sonra kupa finali olmasına rağmen Trabzonspor sezon içerisinde alışılmışın dışında çok iyi mücadele etti. Rakibe pozisyon vermemeye çalıştı ve vermedi de. Kendisi gol pozisyonları buldu. Sezon sonu olması itibariyle sezon başı gibi oynadı. Ve gerçekten ben çok mutlu oldum. Yani sezonun sonunda sezonun başındaki görüntüden çok daha farklı görüntü verdi. Trabzonspor son Başakşehir maçındaki gibi sezon içerisinde işi ciddiyetle ele alıp mücadele gücünü yüksek tutsaydı ben inanıyorum ki Trabzonspor bu puan farkı Fener'le Galatasaray'da bu kadar olmazdı. Belki bu üç günün içinde biz de yarışlı olup onların birbiri yemesinden biz de faydalanabilirdik ama olmadı. Kısacası beni bu maç için bu kadar rahat veya hemen sözün başında direkt Trabzonspor kazanır dememi etkileyen faktör bunlar oldu. Ben inanıyorum ki Trabzonspor bu maçı kazanır ki baştan da söyledim, Beşiktaş'ı hiç şanslı görmüyorum. Beşiktaş'ın oynadığı son haftalardaki oynadığı futbol içindeki durum, her kafadan bir ses çıkıyor, o geldi bu gitti, şu gelecek bu gidecek. Artı bir de şu anda altyapıdan gelen veya yardımcı antrenörlükte terfi eden bir kardeşimiz Serdar orada. Allah onun da antrenörlük ömrünü uzun etsin. Bunlar Trabzonspor için avantaj. Ben Trabzonspor kazanır diye düşünüyorum. Hocam, şimdi diyorsun ki Trabzonspor bu son yaptığı hamleler sezon içerisinde olsaydı çok daha farklı olurdu. Puan farkı da bu kadar olmazdı üstteki takımlarla. Baktığımız zaman aynı teknik adam, aynı oyuncular, aynı kadro. Yani lig sonuna doğru mu Trabzonspor form tuttu veyahut da istenilen seviyeye geldi? Burada biraz çelişki yok mu? Biraz işte bizim Türk takımları maalesef şimdi ona bakarsan hemen çok güncel, aynı günden bir gün sonra çok net bir örnek Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Ben hayatımda böyle bir Galatasaray görmedim. Yani hele bu sene hiç görmedim. Ki galeye gidemeyen, iki pas yapamayan, top topa, bir de rakip 10 kişi. Uzun süre 10 kişi oynadı.
Ben böyle de bir Fenerbahçe görmedim. Demek ki günlük şartlar, hep söyleriz, Türkiye'deki futbolcu yabancı da olsa Türkiye'deki motivasyon çok daha farklı oluyor. Yani insanların hafta, 2 günde bir, 3 günde maçtan maça, maçın devresinden öbür devreye, ilk yarıdan ikinci yarıya, 10 kişi kalmadan önce daha pasif oynayan bir takım, 10 kişi kaldıktan sonra çok daha etkili oynayan. Bunlar hep Türkiye'deki futbol manzaraları. Bunlar Türkiye'de yaşanan olaylar. Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçının ki hiç kimse, ben inanıyorum hiçbir futbola, buna çok fanatik Fenerleri dışarıda tutuyorum. 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenebileceğini veya bu kadar kötü bir Galatasaray'ın ortaya çıkabileceğini, bu kadar da etkili, hırslı, arzulu, istekli oynayan bir Fenerbahçe ortaya çıkacağını kimse düşünemedi. Fenerbahçe Alanya maçı gözümün önüne geliyor. Berabere kaldığı maç. Fenerbahçe Karagümrük maçı gözümün önüne giriyor. Son dakikada penaltıyla, alakasız penaltıyla. Yani 2-10 müsabakana bakıyorsun, bu Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Trabzonspor'un da Başakşehir maçından önceki, özellikle Trabzon'daki kupa maçına bakıyorsun. Karagümrük kupa maçına. Bir de İstanbul'daki kupa maçına bakıyorsun. Trabzon'dakinden %100 ters bir müsabaka oluyor Karagümrük maçı. Bunlar hep Türkiye'de çok fazla yaşanan hadiseler. Ben bunu hocaydı, oyuncu diye, o gün şartlarda perde arkasında neler oldu, ne bitti, ne söylendi. Aynı şey Trabzonspor için, Fenerbahçe için, Galatasaray için de geçerli. Belki hani kalacak gidecek olan oyuncuların gidişatını etkileyecek. Çünkü gerçekten Trabzonspor Başakşehir maçının bana göre çok fazla da üçüncülük beraber de bir şey, Trabzonspor üçüncü olabilirdi. Bu kadar olayı şartlanmasının, bu kadar istekli oynamasının bir artı olarak görüyorum. Bunu bana sebebini ben de bilsem, ben de bilmiyorum. Yani niye öyle oldu da atıyorum 7. maçta, 17. maçta, 22. maçta bu görüntü ortaya çıkmadı da kupa maçı öncesi dinlenmek kalması gereken, mücadele gücünün ayakta kalması gereken bir takımın 4 gün önce kapasitesinin üzerinde bir mücadele vermesi, ben de anlayamadım. O zaman Sadi Hocam, Evet. şöyle diyelim, bugünkü maçla ilgili de şunu ben sizden merak ediyorum. Öne çıkacak oyuncular tabii ki hem bizde hem Beşiktaş'ta. Sanki bizde biraz daha öne çıkacak oyuncu daha fazla gibi görülüyor. Mesela kimler bugünkü maçın kaderini değiştirebilir? Kimler daha ön plana çıkar? Son dönemdeki performansıyla Visca öne çıkabilir. Onu açıyor. Savunma saymıyorum. Savunmaların, Beşiktaş'ın hücum gücünün ahır gitmiş ve ahır kalmış. Yani yine burada konuşuyoruz. Yarın veya akşam ters bir soru çıkar. Biz de taza çıkarız. Ondan da korkuyorum ama Beşiktaş'ın bize gol atabilecek veya bizi böyle baskı altında tutabilecek bir gücü yok. Trabzonspor'un her ne kadar Uğurcan olmasa da Trabzonspor'un gol yemeyeceğini, yerse de ölü toplardan, duran toplardan gol yiyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Trabzonspor'un Beşiktaş maçı Trabzonspor'la Beşiktaş savunması ve kaleci arasında geçeceğini düşünüyorum. Hocam orada gene bir şey daha soracağım. Miraç, bir dakikanı rica edeceğim. Bir Tamam şey tamam daha sen soracağım. Şimdi sorabilirsin. mesela şu da var. Evet, Beşiktaş tamam formsuz, istenilen düzeyde değil ama mesela dün ben İstanbul'da Beşiktaş mavileriyle kadro ilk 11 yaparken Aboubakar ve Cenk Tosun'u kadroya koymadılar. Yani Beşiktaş'ın da böyle bir zenginliği de var. Yani iki tane üst düzey santfor, üst düzey golcü şu anda 11'de kendine yer bulamıyor. Yani biraz sanki böyle ya biz her ne kadar kadrolarını beğenmesek de böyle kendi içinde iyi bir kadro gibi görebiliyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz siz bu konuya? Futbolda alternatif bir kadro olması, bütün oyuncular yetenekli oyuncu olduğu manası çıkarmamak lazım. Eğer Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun'un yerine daha iyi forvetler varsa bugüne kadar ne yaptılar? Oynadıkları dönemde hangi başarıyı elde ettiler? Veya ne kadar katkı sağladı, ne kadar gol attılar? Aboubakar ve Cenk'siz bir Beşiktaş'ın ki arkasındaki kadro ne olursa olsun, hangi alternatif bir kadro olursa olsun, bunların ayarında olmayacağını düşünüyorum. Son şeylerde biraz Semih
öne çıkan oyuncu da Trabzonspor'da ona tedbir alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta şu anda gördüğüm kadarıyla Abubakar ve Cenk Tosun ayarında santrafor yok. Olsa da etkili olabilecek oyuncular olduğunu zannetmiyorum. Oyuncu sayısının fazla olması, alternatif bir kadro olması o kadronun kaliteli kadro olduğu anlamı taşımaz. Bir Fener kadrosu gibi değil, bir Galatasaray kadrosu. Hatta Fener hepsinin önünde alternatif olarak. Sakatına bakıyorsun, oynamayana bakıyorsun, 3 aydır sakat olan oyuncuya bakıyorsun, arkadakiler hiç onları aratmadı. Yani dolayısıyla oyuncu sayın az olur, kaliteli kadro olur. Oyuncu sayın çok fazla olur. Genellikle de bu böyle oluyor. Yani bazı takımlarda sezonu 30 kişiyle başlar. Miraç top oynadı zaten. Bu işleri iyi bilir. Bir bakarsın o 28 bir sezon başı herkes bu sene forma çok zor. Formayı kimse alamaz. Sezon başlar. 6. maçtan sonra takımda oynayabilecek 14-15 oyuncu kalır. Kadronun fazla olması, alternatiflerin fazla olması o kadroyu kaliteli yapmaz. Doğru. Evet Miraç. Evet Miraç Özacım. Şimdi tabii Nihat hep maça getiriyor konuyu ama bir taraftan da Trabzonspor'un koyduğu hedefler var. Şimdi lige baktık. İlk üçüncülüğü var. Diğer taraftan bu akşam kupa oynanacak. Kupa alındığı takdirde Trabzonspor'u başarılı, yani bu sezonu başarılı geçirdi diye atfedebilir miyiz? Aslında bir dakika. Orada şunu demek istiyor hocam. Miraç şunu demek istiyor. Yani Abdullah hocama başarılı. O konuda başka bir sorum var, onu soracağım hocama. Tamam, peki tamamdır. İsmail Kartal'la bir örnek yapacağım, soracağım hocam ama evet, tamam, yani tamam. Zaten takımın hedefi lig üçüncülüğüydü. Abdullah Hoca da öyle koydu hedefe, yönetim de öyle koydu. Bir tarafta da bu akşam kupa finali var. Kupayı aldığımız zaman evet, Trabzonspor'dan beklenen buydu. Biz bunu bekliyorduk, lig üçüncüsü oldu, işte kupa şampiyonu oldu. Ne diyorsun hocam bu konuda? Zaten senin soruna daha önce Nihat'ın sorduğu bir soruyla cevap vermiş oldum. Şöyle dedim. Bu Başakşehir maçındaki görüntü daha önceki maçlara yansısaydı Trabzonspor bu ligden bu kadar erken kopmazdı. Yukarıdaki takımlar da bu kadar rahat olmazdı. Ben ligin Fener'le Galatasaray'ın bu kadar puan almasını, bu kadar fark yapmasını, onların çok iyi iki takım olduğu manasını çıkarmıyorum. Alttaki takımların çok kötü performansları olduğunu, İstanbul takımlarının sayısının fazla olduğunu da bağlıyorum. Çünkü İstanbul Spor çok fazla bu takımlara engel olamadı. Yani kısacası İstanbul Spor, Pendik, Karagümrük zaten düşmek üzere veya düştü. Bir Kasımpaşa biraz engelleyici oldu. İçeride dışarıda zaten onları aşağı yukarı yendiler. Başakşehir'de baştan kötü gitti. Dolayısıyla Trabzonspor'un lig için başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Hele hele Trabzonspor gibi bir takımın 2 sene önce şampiyon olmuş, bu kadar rakamlara oyuncu kurmuş, sezon başı şampiyonluğu hedefleyen bir takımın bu kadar puan farkı arkada geride kalması kabul edilemez. Ama demin söylediğim gibi 35 puan fark var hocam. 35 puan fark. Sen nasıl bir şampiyonluğa kadro kurdun ki 35 puan arkada kaldın? Bunun tabii ki hesabı olmalı. Kupa ayrı bir stadyum. Tek maç oynuyorsun. Bazı takımlar şanssız şekilde elendiler, çıktılar. Futbolda böyle bir şey işte. Şanslı kuralar geldi. Bizi bu duruma getirdi. Şanslı kura geldi. Trabzonspor bilenin hakkıyla geldiğini söylemek istiyorum. Yani mesela daha önceki kuralarda daha zorlu rakipler olabilirdi. Daha da zorlanarak ki buraya kadar çok rahat geldi. Mesela Trabzonspor Ankara gücüne düştü. Öyle Fenerbahçe sıkıntılı süreçler yaşadı bazı takımlar ama biz biraz daha kolay rakiplere hak ederek buraya geldik. Miras'ın dediğine ki cevabı şudur. Trabzonspor sezon başı itibariyle geriye dönersek şöyle takım kuracağız, böyle takım kuracağız, şampiyon olacağız dediği sezonda 35 puan geride kalmasını kupa maçının başarısıyla örtmesi mümkün değildir. O ayrı bir kategori değerlendir. Trabzonspor ligde başarısız, kupada başarılı olmuştur diyebiliriz. Oysa son Başakşehir maçındaki görüntü, son İstanbul'daki kupa maçındaki görüntü
Trabzonspor pekala ligde yarışır, kupayı da kazanabilir görüntüsü idi. Evet. O zaman ben yine devam edeyim hocam. Peki bu kadar inişli çıkışlı bir grafik, yani siz teknik adamsınız, neden kaynaklanıyor? Oyuncudan mı kaynaklanıyor, teknik adamdan mı kaynaklanıyor, ya da ne bileyim, şimdi bildiğimiz kadarıyla Trabzonspor'da oyuncuların ekonomik olarak hiçbir sıkıntı yaşadığını ben bilmiyorum. Herkesin parası zamanında yatırılıyor ki önemli paralar alıyorlar. Yani bu kadar istikrarsız bir görüntü neden kaynaklanıyor? Ne o? Bu da yani faturayı kime kesmemiz lazım? Az önce söylerken şunu söyledim. Yani çok alternatif bir kadro, çok kaliteli bir kadroyu ortaya çıkarmaz. İşte bu da alternatif bir kadro yaratmaya çalışan hoca Abdullah Avcı. Özellikle bunu savunmada çok denedi. Daha önceki yazılarımızda defalarca söyledik, defalarca yazdık, çizdik, söyledik. Burada tabii ki birinci derecede kupada biz Trabzonspor başarılıysa, bu Abdullah Avcı'ya yazıyorsa, ligde başarılıysa bunu da yoldan geçen birine yazacak halimiz yok. Veya öbür takımların başarılı olmasına yazacak halimiz yok. Kupadaki başarı Trabzonspor'u kupada finale çıkarıp inşallah kupayı da kazanırsa, Abdullah Avcı Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'u onun olduğu dönemde kazanmış, ona yazılıyorsa, ligdeki bu başarısız tabloda ona yazar tabii. Trabzonspor çok çok, özellikle Abdullah Avcı çok kadroyla çok oynadı, stoperleri aldı. Orta sahadan stoper adam çekti, başarılı istikrarsız oyuncuları oynattı, oynaması yaptığı değişiklikler, bugüne kadar ortalama maçlarda gireni çıkan oyuncular arasında bir denge olmadı. Çünkü ilk 11'de oynayanların çok katkısı olmadığı gibi girenlerin de çok katkısı olmadı. Ve adeta 10 puan, 8 puan fark olduktan sonra bu lig bitti havasına girerek ligi, oysa işte 2 haftada 6 puanlık fark. Eğer bugün Konya Spor'a beraberlik yetmemiş olsaydı belki Fener şampiyon olabilirdi. Yani 2 haftada 6 puanlık farkın veya Trabzonspor şampiyon olduğu sezondaki o bayağı 13-13 puanlık farkların gelip Antalya maçında zor da olsa kazandığımız maçta daha da aşağı düşebilirdi. Bunların hesabını yapması gereken Abdullah Avcı ve yönetim diye başkandı. Dolayısıyla çok olaylar 10 puan farka çıktığı zaman herkes Galatasaray'la Fener'in, hatta Beşiktaş bile pes etti, Galatasaray'la Fener'in şampiyon olabileceğini ima ederek, ikisinden biri şampiyonuz ima ederek biraz geri durdular. Önümüzdeki sene şöyle olacak, önümüzdeki her yıl bir sonraki yıl, her yıl bir sonraki yıl diye biz zaten 38 yıl böyle geçti. O süreçte işte biz aynı şeyi yaptık ve şampiyon olduk. Dolayısıyla bu istikrarsızlıkta, ki tabii ki takımın başında kim varsa dolayısıyla odur ve kadroyla çok fazla oynamanın da bir katkısı olmadığını bilinmesi gerekir. Miraç, var mı sorun, ben devam edeyim mi? Varsa sen devam et, ben var sorum da sen tamam. Sor hocama, tamam. Sor. Tamam. Şimdi hocam hep ne yaptık? Gelecek sezona atıfta bulundunuz. Yani önemli çünkü. Bu sezonu tamamladık. İnşallah dediğiniz gibi kupayı bugün alırız. Omuzlarımızda kaldırırız. Hoca da hani diyordu ya, şu anda bu 4 kupayı alan tek antrenör var, tek teknik direktör var. Ahmet Suat hocamız var dedi. Ben ondan sonra Trabzonspor tarihinde adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. Yani Ahmet Suat'tan sonra 4 kupayı da alan tek teknik adam, yani ikinci teknik adam olacağım diyor. En büyük hedefim bu diyor. Şimdi tabii ki oradan başlayacağız. Abdullah Avcı bunu başarırsa, bugün de kupayı alırsak Ahmet Suat Özyazıcı, Allah rahmet eylesin, ondan sonra Trabzon'da tüm kupaları alan teknik adam olacak. Peki gelecek sezon için bugünkü kadroyu görüyoruz. Gelecek sezon adına neler yapılmalı, neler olmalı ya da neler bekliyor bizi? Abdullah Avcı oynanan bütün 4 kupayı da alsa, 14 kupayı da alsa Trabzonspor için Ahmet Suat Özcan'ı ve Özkan Sümer'in önüne hiç kimsenin geçmek gibi bir şansı olamaz. Sayısal olarak öne geçebilirsiniz ama o günkü şartlarla, onu da sormak lazım. O günkü şartlarla, bugünkü şartlar bilmiyor. O günkü rakamlarla,
bugünkü rakamlar bilmiyorum. O günkü konjonktürle Trabzonlu oyuncuların çokluğu, altyapıdan gelen oyuncuların çokluğuyla bugünkü bir mi? Bir elin yağda bir elin bağda şunu alalım diyorsun 3 milyon euro. Bunu kiralık alalım diyorsun sezon sonuna kadar 4 milyon euro. Bu rakamları onların konuşması, hayal etmesi bile mümkün değildi. Rahmetli Kenan İskender bir oyuncuyla transfer yaparken rakam o günün yeni yeni gündeme oturmuş işte dolar bazında, mark bazında o zaman euro yok. Transferler gerçekleşirken işte kim orada kime akıl verdiyse bir tanesi işte ben şu kadar dolar isterim deyince mark isterim deyince Kenan abi de oğlum o kalemi aldı bir yaz bakalım ya bir çevir bakalım kaç liraydı. O rakamları bile kağıtlara bile yazamayan kadrolardan bugün 4 milyon eurolara olan kadrolardı. Abdullah Avcı bu kupayı da alırsa Trabzonspor'un tarihini altın harflerine geçecek bir teknik adamdır. Altın harflerine geçecek bir teknik adam asla Ahmet Suat'la Özkan Sümer'in önüne geçme şansı ben en azından manevi olarak da kabullenmem mümkün değil. Bu olayın bir boyutu. Asas boyutu şu, Trabzonspor bu kupayı ilk defa almıyor. Çok dönemler aldı. Yine de alabilir. Süper kupayı da tekrar alabilir. Abdullah Avcı'nın bence bizdeki en büyük katkısı 38 yıl sonra verilmeyen şampiyonluklardan sonra verilen anamızın ak sütü helal ettiğimiz bir şampiyonluktur. Dolayısıyla Ahmet Surat'la Özkan Özel bir tarafa koyalım. Abdullah Avcı'yı bir tarafa koyalım. Gelecek sezonla hocam, ilgili onu söylemediniz. Miraç hocam, yine devam edersiniz. Gelecek sezonla da ilgili, gelecek sezonla da ilgili yine şöyle bir yanlış yapılacağından korkuyorum. Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazandığı zaman oturacak. Aa bak kupayı kazandık işte ligde üçüncü. Ligi üçüncü biterdin de ikinciyle kaç puan fark var orada. Maraton koşusunda ki bir mesafede 10 bin metre, 20 bin metre maratona çıkıyorsun. Birinci, ikinci, bir at başı bitiriyorlar. İkinci, 2 kilometre arkada, üçüncü, pardon, 3 kilometre arkada. Ondan sonra tamam bak bize o tarafını görmek istemiyor herhalde kimse. O tarafa da bakmak lazım. Kupayı kazanabilirsin. Trabzonspor kupaya zaten alışık bir kulüptür. Ligi kazandığı zaman bu kadroyla kupayı kazandığı bir tarafa bırakacağım. Bu kadroyla biz kaç puan arkada bitirdik? Ne yaptık? Bunları veya sezon içerisinde hangi tatmin edici maçlar oynadık? Hangi maçlarda veya hangi oyuncumuz öne çıktı? Bunların hesabını kitabı. Korkuyorum şu yanlışı yapacaklar. Tamam bu kadro iyidir. Tamam buraya 3-4 tane daha oyuncu yama yaparsak bu kadroyla biz gelecek yılda şampiyonluğu oynarız gibi düşüncelere kapılırsalar son derece yanlış. Bu kadronun gelebilecek olduğu yer her zaman işte Fener Galatasaray öndeyse seneye Beşiktaş'ta atılım yaparsa arkasında bir yerde oluruz. Bunlarla yarışmak yerine Trabzonspor kendisiyle yarışmalı. Bu takımları Fener'le Galatasaray'la adam Mourinho'ya 7 milyon euro eğer para konuşuyor yan tarafındaki yardımcılarla 3-4 milyon euro değil 11-12 milyon euro sadece teknik kadro bunun kurabilecek olduğu kadro Mourinho gelip de Pendik Spor'dan Hasan'ı, Kasımpaşa'dan Hüseyin'i alalım. Bu değil. Mourinho geldiği zaman bir bütçesi de olacak. Aynı şeyi Galatasaray için geçerli. Bunlarla biz parayla yarışamayız. Akılla yarışırız. Geçmişte olduğu gibi işte akılla yarışanlardan iki kişiyi az önce söyledik. Rahmetli Ahmet Suat Özdemir ve Özkan Sümer ve akılla yarışanlar o dönemin rahmetli olan yöneticileri. Biz bunları hep akılla yarışarak yendik. Parayla yarışarak. Yenemedik. Hiçbir zamanda parayla yenemeyiz. 8 milyar euroya satılıyor. 8 milyar euro herhalde satılıyor Yapı Kredi Bankası. Koç'un Trabzon'u satmaya kalksak komple bankasıyla, merasıyla, şehriyle beraber ne kadar para eder? Onun hesabını, kitabını yapmak lazım. Hocam, dolayısıyla Trabzon'un parası çok büyük olur hocam. Tabii o işin esprisi de aynen. Miraç buyurun. Hocam Nihat istediği cevabı almıştır sizden. Öyle zannediyorum. Sorduğu soru galiba. Aldım. Ahmet Suat Abdullah Avcı karşılaşması yaptı ya. Hocam Trabzonspor'un en büyük özelliği bana göre İstanbul takımlarıyla kasada değil ama
masada ve sahada mücadele etmesi. Orada akıl dediğim onu kastettim zaten. İşte orada zaten onu yaptığı için de başarılı oluyor. Ben şunu sorayım hocam. Şimdi siz teknik adamların kaderi, Abdullah Hoca'nın bir sözü var ya, bize ara sıra gönderme yapıyor. Tabelaya bakın diyor ya, skora bakın diyor. Beni eleştiriyorsunuz ama bak yendim diye skora bak. Yani teknik adamların kaderi cidden tabelaya bağlı. Şimdi İsmail Hoca Kartal Galatasaray maçına gelene kadar şampiyonluktan Fenerbahçe koptu. Tukakaka değil. İşte hocalığı tartışıldı, tarzı tartışıldı, sahada duruşu tartışıldı. Derken Galatasaray kendi sahasında yendi ve İsmail Hoca şimdi büyük hoca oldu. Aynı şekilde Abdullah Hoca için de ben aynı şey düşüncede ve sözlerindeyim. Ya Abdullah Hoca'ya bakıyorsun, yenildiği zaman bizi tabelaya gösteriyor. Ama yenildiği zaman da işte geçişleri yapamadık diyor. İnişleri yapamadık. Aslında yapacaktık, Nihat önümüze engel koydu gibi sözlerle bizlere gönderme yapıyor. Ne olur bu teknik adamlar nasıl, neye göre, kriter olarak neye göre başarılı bunu adedeceğiz veyahut da neye göre başarılı değil diyeceğiz. Çok güzel konulara temas ettin. İşte futbolun içinden gelmek böyle bir şey. Küçük yaştan beri Yavuz hocam, Selim'de Nihat'tan, olmak. Nihat'tan böyle farkım olsun hocam. Nihat'tan farkım olsun hocam. Güzel. O zaman hocam, o zaman hocam, o zaman şunu söyleyeyim. Siz yine devam edin de ben şimdi zaman zaman Miraç Özağacı'nın futbolculuğunu bilmediğim için mesela soruyorum, size de soracağım. Yani Miraç Özağacı'nın çok sağlam bir stoper olduğu söyleniyor ama Giray Hoca şöyle dedi, biraz yayına geç katılmıştı, dedi ki Miraç dedi tıpkı sahadaki gibi dedi, şeyde de televizyonda da ağırsın dedi. Bilmiyorum, ben şimdi size attım topu. Zaten doğru tespit yaptı. Zaten Miraç o ağırlığı biraz daha böyle bir çabuk filan oyuncu, biliyorsun bu doğmatik genetiktir. İstediğin kadar bir ağır oyuncuyu istediğin gibi çalıştır. Dünyanın en şey yap, bilimsel olarak çalışıp geliştirme mümkün değil. Bugün dünyada 100 metrecilere bakıyorsun, 30 tane antrenörle çalışıyor. Bir saniye yarım metreye 30 santim aşağı çekemiyorlar. Ben Johnson'ın rekoru daha sonra işte 9-9'da adam rekoru kırdığı zaman zaten 10 santimle kırıyor. 5 santimle rüzgarla kırıyor rekoru. Onun için ama hızlı falan olmuş olsaydı zaten o fizikle, o sertlikle, o markajla çok daha iyi yerlere gelirdi. Ki Girevler'in tespiti doğrudur. Demin Miraç Hoca size satacak. Nihat, senin Nihat'ın alanı başka, Miraç'ın alanı başka. Dolayısıyla top oynamış olabilir. Onun futbolla olan görüşünü başka açıdan bakabilir. Nihat başka açıdan bakabilir. Onun için aynı gözle bakmak mümkün değil. Miraç'ın sorusuna şöyle bir cevap vereyim. Şimdi son haftaya kadar 6 puan farkla gelen Galatasaray'ın hocası 30 küsür maç, 40 maç, 18 maç ikinci yani 18 maçını kazanan Okan Buruk'u 40 dakikalık, 50 dakikalık bir maçla bir kenara atacağız ve bu kadar süreçte kadro olarak Galatasaray'dan çok daha başarılı bir iyi kadrosu olan İsmail Kartal Fenerbahçe'si içeride Alanya Spor'la beraber içeride son 4-5 hafta hakem yardımıyla göğsüne çarpan topla verilen verilmeyen penaltılarla gelecek bir tane müsabakada, o müsabakada onur mücadelesi olarak gören bir Fenerbahçe. Biz şampiyonluğu kaybettik ama bunlara da burada burayı dar edelim diyerek, çünkü o son hamle çok daha var. O can alıcı hamledir o. Her takımın, her oyuncunun, böyle insanın da öyledir. Çok özür diliyorum. Normalde gidersin böyle yolda, Allah korusun işte, çok özür diliyorum, bir köpek peşine koşsun, bir metrelik duvardan atlarsın, nasıl atladığını sen de bilmesin. Can havludur o. Fener'in de son müsabakadaki İsmail Kartal havlu değildir, can havludur o. Oyuncuların inanılmaz bir şekilde, başkanın da maçtan sonra oraya gelmesinin arkasında yatan görüntü odur. O müsabakayı Fener bir ölüm kalım mücadelesi olarak düşünmüştü. Bazen şöyle sonuçlar da ortaya çıkar. Küme düşen takımlara bakarsın, son 4-5 hafta inanılmaz bir performans gösterirler. Onu hep şeye bağlarlar. Ya işte karşı takım derdi de
tırnak içerisinde söylüyorum. Şikedir, mikedir, işte yattıran filan değil. Onlar bazen canavridir. Fener'de öyle bir canavri değil, bir maç oynamıştır. İsmail Kartal bu kadar başarılıysa niye bu kadar geriye kaldı? Okan Buruk bu kadar başarısızsa 18 maç 18'de 18'de nasıl yaptı? Bunları düşünmek lazım. Bana göre yılın teknik adamı Okan Buruk'tur. İsmail Kartal sınıfta kalmıştır. Evet, aldınız mı cevabınızı? Vallahi hocam, Sade hocam yine Miraç Özarcı'ya kıyamadın. Gerçekten yani. Yo, hocamın en önemli olduğu alanda ben soruyu sordum. Yani teknik adamların kaderi maalesef öyle yani. Evet öyle. Neye göre olduğunu da hocam. Ha, onu unuttum. Bir şey söylemek istiyorum. Bir adam. Tabii ki hocam, buyurun. Teknik adam, bunu her yerde katıldığım toplantılar oluyor, paneller oluyor. TÜFAT'ın Ankara'da değişik şehirde davet ediyorlar. Üniversitelerde filan oluyor bazen, işte spor akademilerinde gidiyorlar. Söylediğim şey var. Antrenör kazandığı zaman ben, kaybettiği zaman benden hariç herkes anlayışına veya beyanatlarına veya o manaya gelecek ifadeler kullanıyorsa bunun toplumda kabul görmesi mümkün değildir. Önemli olan kazandığın zaman da bu takımın teknik direktörün sen olduğunu, kaybettiğin zaman da teknik direktörün sen olduğunu unutmamak lazım. Kupada ki başarıyı Abdullah Avcı'ya mal edip de 36 puan, 36 puan 12 maç ediyor ya. Az bir şey değil ya. Yani 12 maç fark var arada. Demek ki biz onları yakalamak için, onlar 36 maç oynayacak, biz 48 maç oynayacağız ki aradaki dengeyi kapatalım. Evet. Miraç Özacı var mı sorun hocama? Yok, ben teşekkür ediyorum tamam. Hocama. Ben teşekkür ederim. Hocam ağzına sağlık. Yine inşallah kupa maçının sonrasında da yine senin de zamanın uygun olduğunda hem kupayı konuşacağız, kupa maçını konuşacağız, sonrasını konuşacağız, yeni sezonu, altyapıyı konuşacağımız çok şey var. Teşekkürler ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağ ol hocam. Sağ ol. Kolayız. Efendim, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi biz her zaman belki bir saat sonra yine karşınızda olabiliriz ama şunu unutmayın. Abone olun. Yakınlarınıza bizi tavsiye edin. Sayımız her geçen gün daha fazlalaşsın. Türkiye'nin bir numaralı YouTube kanalı olalım. Hoşça kalın.